Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada deplasmanda karşılaşacağı Kayseri Erciyesspor maçı için Kayseri'ye geldi. Siyah-beyazlı taraftar Kara Kartal'a yoğun ilgi gösterirken çiçek ve meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray yardımcı antrenörü Claudio Taffarel, Bursaspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, oyundan çıkarken moralsiz görünen Drogba için adrenalin ile böyle tepkiler verilmesi normal yorumunu yaptı. İlk yarıda iyi oynayan bir Galatasaray var, golü bulan bir Galatasaray var. İkinci yarıda diğer taraftan iyi oynayan bir Bursaspor var. O yüzden skorun adil olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bir yıl daha buradan galip gelemeden ayrılıyoruz. O da ister istemez tabii ki bizi üzüyor. Benim buradaki üçüncü sezonum ve ne yazık ki buradan galip ayrılamadık. Ama demin de belirttiğim gibi çok önemli bir rakip. Yani çok önemli bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Önemli bir saha avantajı olan, taraftar desteği olan bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Mutlaka kolay değil Bursaspor'a karşı burada galip gelebilmek. Sezonun başındayız biliyorsunuz. Takımlar tam fizik anlamında tam hazır değiller. Diğer taraftan havanın da sıcak olması. Tabii iki taraf için de aynı şartlar. Ama demin de söylediğim gibi zor bir maçtan sonra alınan bir beraberlik var. Alınan bir puan var. Bu tip puanlar ilerleyen zamanlarda mutlaka size çok önemli şekilde yardımcı olabiliyor. O yüzden artık bu maçı bir kenara bırakıp önümüzdeki haftaya bakmamız lazım. 3 tane oyuncu değişikliğimiz. Önce Drogba ile başlayalım istiyorsanız. İkinci yarı demin de söylediğim gibi iyi oynayan, iyi başlayan ve oyunda her geçen dakika daha büyüyen, daha iyi top oynayan bir Bursaspor vardı. Daha fazla üzerimize gelen bir Bursaspor vardı. O yüzden artık o dakikadan sonra 2 tane forvetle oynamak biraz lükstü bizim için. Orta sahayı biraz daha kalabalık tutmamız gerekiyordu. Bursaspor'un kanatlardan gelmesini engellememiz için oraya bir orta sahayı koymamız gerekiyordu. Burada da tercih hakkımızı Drogba'dan yana kullandık. Drogba'yı çıkartıp tek forvete dönüp orta sahayı biraz daha kalabalık tuttuk. Onun haricinde gelen bir Bursaspor golü 1-1 oldu. Ve biraz daha ileride bize top tutabilecek, biraz daha sonuca gidebilecek, topu ileriye taşıyabilecek oyuncuları tercih ettik. İşte Emre gibi, Erman gibi bu tip değişiklikler yapıldı. Bursaspor Teknik Direktörü Christoph Daum, ligin ikinci haftasında 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün taraftarlara takımın yaşadığını gösterdik." dedi. Natürlich möchten wir zu Hause gewinnen. Tabii ki kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Die Mannschaft hat das auch versucht, muss ich sagen, bis zur letzten Sekunde dieses Spiel zu gewinnen, aber da hat uns eben in der einen oder anderen Situation etwas Glück, etwas Übersicht, etwas Genauigkeit gefehlt. Takımımız sonuna kadar galibiyet kovaladı. Yalnız birkaç pozisyonda daha çok iyi performanslar gördüm takımımdan. Kaleci Fly çok iyi bir maç çıkardı. Güven verdi. Çift stoperlerimiz Renato ve İbrahim pozisyon icabı çok iyi durdular. Bir iki tane hata olsa bile onları çalışarak düzelteceğiz. Türkiye'de sol bek tarafında oynayan arkadaşımızın performansı çok iyiydi. Sanırım Türkiye'de böyle devam ederse Türkiye'de az bulunan sol beklerden birisi olur. Ama tabii ki çalışmamız gerekiyor. Şamil hat vorelt rein. Belüşü ile topu muhafaza etme kalitemiz daha yükseldi. Der kleine Moa, der hatte so büyük kalp war. Also bei Murat gelaufen ist klasse. Bizim sağ tarafta oynayan Murat kardeşimiz çok büyük bir efor sarf etti. Büyük bir kalple oynadı. Batajas'ın attığımız goldeki kalitesi zaten tartışılmaz. Çok güzel bir gol attırdı. Ama ne arbeitet? Yalnız buna değil, Melo'nun topta alışverişlerinde onu kesmeye çalıştı ve kesti. Çok büyük katkı sağladı. Pozisyonda Pinto'nun attığı gol offside olmasına rağmen çok isterdim golü atsın. Birkaç pozisyonda daha dikkatli, daha kaliteli olmamız gerekiyor. Bugün taraftarlara takımın yaşadığını gösterdik. Und hier zu Hause. Burada kendi sahamızda kesinlikle evimizde oynadığımız maçlarda rakipler için çok büyük bir zorluk, yani zor bir rakip olarak ortaya çıkacağız. Also nochmal ein riesen Dankeschön an die Fans, die die Mannschaft hervorragend unterstützt haben. Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnanılmaz derecede bizi desteklediler. Bütün Bursaspor taraftarlarına, Bursaspor halkına teşekkür ediyoruz. Ligin ikinci haftası derbiye sahne olacak. Lige puansız başlayan Trabzonspor evinde bir başka Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Bordo Maviller ligin ilk haftasında Olimpiyat Stadında Beşiktaş'a 2-0 yenilirken Çaykur Rizespor evinde Gençler Birliği'ni Sercan Kaya'nın golüyle yenmiş ve 3 puanı almıştı. Trabzonspor en son hafta içi UEFA Avrupa Lig Play-off ilk maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'yi deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.